Are you ready? Aa buldum. Aynen. Allah'ım. Şansa bak ya. Evet. Sonunda. Üçüncü yeri de buldum. Hiç umutlu değildim ama. Bulacağımı bu sefer. Yine şansımız yaver gibi. İnan. Bu da karşımıza çıktı o zaman. Doğru görüyorsam. Bu da karşımıza çıktı. Şansı var. Vallahi şansımız inanılmaz yaver geçiyor. Gidiyor. Evet. Bu seferkini de bulduk. Bu seferki de. Korktum bulamayacağım diye. Çok döneceğim diye. Oldukça sağlam yere saklanmış. Bakalım ne çıkacak. Herkese merhaba. 4 Pixel'den. Bugün Forza Horizon 4 oynamaya devam edeceğiz. Haritada gizli olan araçları bulmaya çalışacağız. Bugünkü aracımız bu Porsche Jeep. Dağda bayırda ilerlemek üzerine modifiye yaptım. Gördüğünüz gibi off-road tarzında ve kamuflaj yani siyah beyaz desenli Porsche Macan Turbo. Yanlış telaffuz etmiyorsam. Bakalım ne gibi araçlar çıkacak. Yeni garajımıza neler ekleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Evet. Haritada bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane gizli araç var. Oldukça fazla. Hemen yakınımızdaki yerden başlayacağım. Garajımızı dolduracağız. Umarım 8'ini birden bulabiliriz. En yakından başlayarak gideceğiz. Genelde ağaçlıklı orta kısmında gidiyorum ben. Şöyle yaklaştırayım. Şuralarda, şuralarda olduğunu tahmin ediyorum ama bakacağız. Evet, bakalım bizi hangi arabalar bekliyor. Bu arada tabii online modda olduğumuz için herkes deli deli araba kullanıyor. Umarım arabaları bulmakta çok zorlanmayız. In 200 meters, turn left. Arabamız da inanılmaz oldu. Porsche. Biz iki bölge de birbirine çok yakın. Gördüğünüz gibi haritada mor olan bölge. Diğeri de hemen yakınında. Evet, şu anda girdik. Artık girdik. Burada ben giderken şöyle yapıyorum ben etrafı. Var mı yok mu bir şekilde. Ağaç, genelde ağaçlıkların arasında saklanmış oluyor. Şimdi arabayı yıkayalım. Taktiğim aslında çemberi döne döne geçtim. Şimdi birazcık şöyle bakacağım ve etrafı keseceğim. Alan büyük olunca bulması kolay olmuyor. Her yere saklanmış oluyor. Şöyle bir bakalım. Aa buldum. Aynen. Şansımıza. İlkinde çok dolaşmadan bakalım hangi araç bizi bekliyor. You found another barn. Of course you did. Mini. Evet, ilk arabamız Mini Cooper. Arkasında başka bir şey yazıyor ama. Seen the Italian Job? Aye. İtalyanmış. Great film. From what I heard, they tried to drive a full loop through a sewer. It got most of the way there before it came down on its roof. Evet, birkaç gereksiz bilgi aldıktan sonra. I'll go and get it fixed. Şimdi. Diğer tarafa doğru ilerleyelim. İlkini çok kolay bulduk. Vallahi şansımıza. Stop for you. Call you when it's ready. İlkini çok kolay bulduk. Şuradan yola çıkayım. Sağımızda yol var herhalde. Porsche'da cayır cayır gidelim. Oldukça güçlü oldu. Tam bir off-road arabası oldu. Arabamız
Baba, baba, baba canlılar. In 400 meters, turn left. İlerliyoruz. Evet. İkinci bölgeye de geldik. Evet, şu anda girdik. Benim... Aa, burada o kadar... Şu yolun bir sağında bir solunda olması gerçekten uğraştırabiliyor. Yani yolun bir tarafında olsa daha rahat olacak. Burada bölgesi çok büyükmüş. Benim yani şu çemberin çapına göre bakarsak sanki sol tarafta gibi geliyor. Şuradan aradan bir yerden şuradan dalalım. İnan, bu da karşımıza çıktı abi. Doğru görüyorsam bu da karşımıza çıktı, şansı var. Bu değil mi? Vallahi buymuş. Şansa bak. You actually found it. It's actually there. Normalde bulması çok zor. Wow, okay. Evet. Be right down. Jaguar. Bu da önceki özellikle XJ, I think. Need for Speed oynayanları. What's that stuff on the front end? Either this bloke hit a hay bale or he tried to keep chickens in it. Help me get it out. Popüler bir arabaydı. Diablo ile beraber. Bunu da garajımıza ekledik. Şansa yalnız gerçekten I'll get it back to the garage. See if I can fix it up. Noktalarını vesaireyle öyle şeyler deriz ama tamamen spontane olması için şansa buraya tabii yol bu şekilde veriyor. İlk iki arabayı çok hızlı bulduk. Şanslıyız. 20 mili bir Jaguar. When it is safe to do so. Son sürat 3. noktamıza gidiyoruz. Oldukça fazla araba var. Özellikle biriktirdim. Bu videoda hepsini açmaya çalışacağım. Ya bulmaya çalışacağım arabaları ve garajımızı ekleyeceğiz. Umarım böyle hani çok sevdiğim bir ara bulursa video çekeceğimiz. Bunun da ayrıyeten bir konusu olur. Genelde şu mor bölgelerin dıştan içe doğru ilerliyorum. Şu anda tam sağımızda büyük bir alan var. Şu ağaçların arasında da olabilir. Evet. Sonunda 3. yeri de buldum. Oldukça sağlam yere saklanmış. Bakalım ne çıkacak? You found it. Brilliant. Wait there, I'll be down there soon. Bu araba efsane. Bu araba efsane. Bu Ferrari modeli mi? A Jaguar E-Type. Jaguar. Why would anyone leave this beauty just here for so long? Come on. Let's take her back. Bu modelden Jaguar, Ferrari'de de çok benzer modeli var. Ama ben ilk Ferrari zannettim. Aa, bu da candır. İki Jaguar, bir mini. Şimdi bir diğer bölgeye gideceğiz. Burası da gördüğünüz gibi çok ağaçlık. I'll drive it back to the garage. Maybe blow evet. Some of the grass out of that engine. Direksiyonla oynadığınızda bu oyunu, kumandadan ya da klavyeden değil de direksiyondan oynadığınızda şu görüntüde inanılmaz gerçekçi hissiyatı geliyor. Yani oynarken gerçekten araba kullanıyormuş gibi birazcık hissediyorsunuz. Bunu hissettiriyor. Ama onun dışında karşımızda diğer oyuncular. Burası şu anda online modda da inanılmaz oyuncu kaynıyor. Bu arada bir şey daha, yani ben yeni fark ettim. Online modda eğer siz Jeep'le girerseniz Jeep'le oynayanlar, Jeep kullananlar mı çıkıyor nedir? Herkes Jeep kullanıyor şu anda. İlk 3 yılda şansımız beraber gitti diyebiliriz. Özellikle ilk ikisini elimize koymuş gibidir. Turn left. Fakat in 400 meters, turn hepsi left. Öyle olmayacak. Çünkü de birazcık uğraştığım gibi gördüğünüz gibi sol tarafında, diğer mor bölgede sağ tarafında kaldı hemen dip gibi. Evet, bölgemize geldik.
Bir hangardan ikinci bir araç çıkmıyor diye biliyorum. Bölgede inanılmaz zorlu bir bölgede yalnız. Burada çünkü saha da var. Herhalde bu sahanın içerisinde de değildir. Burası kaza alanı gibi, böyle inşaat alanı gibi. Oo, bu bölge çok zor. Bu bölge çok zor. Şöyle bakayım, ortasında koymuşlar mı? Aşağı düşmeden gördüğünüz gibi bu bölgede sahamız bile var. Yani burada bulmak çölde kum tanesi aramak gibi bir şey olacak. Bence ilk başta şu tepeye çıkayım ben. Şansımı oradan deneyeyim. Recalculating route. Burada neredesin? Ah, buldum. Evet. İyi şansa bulduk ya. Valla. Hiç umutlu değildim ama. Bulacağımız fakat. Yine şansımız yaver gitti ve bir diğer aracımızın gizli arabayı oldu. Hangarı bulduk. Bu nedir? Bu nedir? Yarış arabası ama spor araba. Arası. Lotus Elise. Still do actually if Nana's checked out. Bu arabayı da hatırlıyorum. Bu arabayı da... Lotus Elise GT1. Let's get it out of here. Bu araba da çok enteresanmış. Bitince nasıl olacak? Evet. Bu yani çok zor. This is gonna be killer when it's ready. Hey driver. You've made it onto the horizon roster. How could you not given all that you've done here in the last year? Meet me at the festival and we'll get you your wristband. Biz neredeyiz bu arada? Ha, buradayız. Evet. Bakmak isteyen arabası şu bölgede. Tam ortada şu kaza alanının karşısında kalıyormuş. Şansımıza bulduk vallahi ya. Hey, I'll call you. Çok zor bir yerden ama bulduk. Yani gerçekten şansımız var. Zaver gidiyor. Burada da atlama bölgesi var. Eski videolarımızda buradan çeşitli araçlarla atladığım bir video var. Çok eğlenceli bir videoydu. En fazla en uzak hangi araç gideceğine dair. Onun da linkini koyarım yukarıya. Yalnız araba inanılmaz olur. Bu arabayla oynamak isteyen varsa tavsiye ederim. Süper oldu araba. Hey driver. Congratulations on making the Horizon roster. But this is just the start. From now on, you'll be sharing the experience with all the other drivers who've made the cut. Get out there and say hi, because everything can be done with a convoy of up to 6 drivers. What you really want is a gold wristband, an honor we only offer to the real superstars of the festival, people like Alex and Rebecca, those who are the very best at what they do. Now, just who gets a gold wristband is up to me and all those thousands of screaming Horizon fans. So, what are you waiting for? Oh, and Portsathon is back. This time with new challenges every day and every season, offering the chance to win the very best rewards at Horizon. That's not all. Every hour, on the hour, Portsathon Live invites you to team up with other roster drivers to take on some of the most exciting challenges at Horizon. For something more competitive, Online Adventure offers ranked races against real Horizon drivers. Choose team racing for racing, team games for playground games, or free-for-all to go it alone. Form a team with your friends and take on all comers. And when you're ready, enter ranked events and join a league for some of the fiercest competition at Horizon. Evet, çok ilginç bir şey oldu. Daha doğrusu ilginç değil. Oyunun ilerleyişi içerisinde son arabayı bulduktan sonra ilerleme kaydı horizon bölgesine, ana festival bölgesine yönlendirdi oyun ve ondan sonra bir üst basamağı içerik olarak yükseltti. Önceki videolarda bu konvoylara katılamıyorduk online olarak. Şu anda o modlar da açıldı. Belli bir ilerleme sağlayınca mevsim de değişti. Ama biz gizli araçları bulmaya devam edeceğiz.
Şimdi ise tam önümüzde bir yeni mor bölge var. Bakalım. Bizi ne bekliyor? Umarım buradan da çok uğraşmadan zorlu bölgede buluruz ama şöyle bir durum var şimdi bir baharda her yer yeşilken böyle kahverengi falan daha baskındı. Şimdi beyaz olduğu için belki o eski hangar gibi bir yapının içerisinde gizli araçlar hani uzaktan daha kolay bulunur diye ümit ediyorum. Şu anda da mor bölgeye girdik. Oo, karaya sattım. Karda giriyoruz. Evet. Sol tarafta gördüm. Karşı tarafa bakarken şurada gördüm. Evet. Vallahi şanslı ya haber geçiyor. Araba konusunda sonra tarafı. Kabul edeyim evet. Bakalım bu sefer ne var? You found it. Nice. The redditors were right. I'll be there as quick as I can. Quattro. Polis arabası. Wicked. Audi Sport Quattro. Audi with a siren and everything. Quattro. People are saying this belonged to wait. Polis arabası the door, mı olacak acaba bitince? Bullet holes. Explain later. Right now, let's get this to the garage. O da idare eder yani. Çok da beni heyecanlandırmadı ama tabii arabayı görmek lazım. Hemen bir sonraki. Evet. Dördünü yedik bitirdik. O bir tane Jaguar. Burn up and... Oldukça iyi. Tabii all right, call oldukça, you soon. Güzel araba aslında. Bunu da çok severim. Şu aralardan hızlı bir şekilde ilerliyorum. Atlasak. Oo, araba oldukça ağır. Tutamadı vallahi. Turn left. Bu arada bir sonraki Forza videomuzda çok ünlü bir filmin ikonik bir aracıyla yapmayı planlıyorum. Umarım o videomuzda ilgili izlersiniz. Şurada yavaşlayalım artık. Bumuş. Yolun kenarına koyarlarmış. Oo, sağ tarafımız. Sağ tarafımızda. Şuradan bir giriş yapalım bakalım. Pardon. Hemen karşıma çıkarmış. Buradan bir yardım olarak yamacın üstüne çıkalım bakalım tepeye. Bu sefer kaçamayız herhalde. Hey! Remember that XJ we found? I fixed it up. You can grab it in the garage when you're ready. Evet, arabamızın bir tanesinin olduğunu haber veriyor bu arada. Arabaları siz böyle bulduktan sonra garajda o tamir ediliyor. Oyun hikayesi gereği. Yalnız bu sefer bunu bulamayacağız herhalde. Şu yoldan ilerleyeceğim. Genelde şu yolun sağında solunda olma ihtimali çok yüksek. Buradan bir gidelim bakalım. Evet, bu seferkini de bulduk. Bu seferki de korktum bulamayacağım diye, çok döneceğim diye ama bakın bu yolların kenarında hemen aslında referans noktası olabilir. Normal bir patika yolu yanlarında olabiliyor. İşte bu. İşte bu. Sonunda ikonik bir araba bu. Çok ikonik aslında arabalarında ama only a small handful were imported into the UK, so this is a really rare find. Come on, let's get it fixed up.